Dedenin petrolü var ya la. İtfaiyenin dibinde. Oraya geldiniz hadi. Yemek yiyorum ben hadi. Başkan, bugün sizin gününüz. Ne düşünüyorsunuz? Valla sevgili Fatih abi, bugün görüyorsunuz Burdur'u bir bayram alanına çevirdik. Yaşasın 1 Mayıs, yaşasın işçi dayanışması. Bu nasırlı elleriyle bugün bayramımızı kutlayacağız. Türk bayraklarını ellerimize aldık. Türk bayraklarını her sendika kendi üyelerine dağıtarak Köprübaşı Meydanı'ndan meydana doğru kortejler halinde yürüyeceğiz. Haklı olduğumuz sloganlarımızı atarak yürüyeceğiz. Özellikle bu dönemde kıdem tazminatlarımızın dokunulmamasıyla ilgili slogan atarak meydanlara yürüyeceğiz. Mezarda emeklilik olmasın istiyoruz. Bu sloganlarımızı atarak meydanlara yürümeye devam edeceğiz. Vergide adalet istiyoruz. Vergi adaletsizliğine atarak diyeyim artık, siz burada düzeltme yaparsınız, yürüyeceğiz. İnşallah bu sesimizi öncelikle tüm emekçiler duyar, daha sonra Burdur halkı duyar, daha sonra bu haklarımızı verebilecek üst makamlar duyar ve işçilerin hak ettiği bu haklı taleplerimiz göz önünde bulunur ve bizlere kazandırılır. Sizlere katılımlarınızdan dolayı da teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Fatih abi, orada düzeltme yapalım.
önce başkanımız konuşsun. Çünkü onların bayramı bugün. Tüm öncelikle Şanlıurfa'da 1 Mayıs kutlamalarına giden işçi arkadaşlarımızı trafik kazasında kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. 14 arkadaşımız bugün hakkın rahmetine kavuştu. Öncelikle söylemek isteyeceğim, başkanımız bizi sendikalaştırdı, bizi örgütledi. Öncelikle başkanımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Yıllardır belediyede bunun mücadelesini verdik ve bir takım haklarımıza sahip olduk. Söz başkanım, teşekkür ediyorum, sağ olsun. Evet, ben de kıymetli başkanıma birkaç şey ilave edeyim. Tabii ki öncelikle Urfa'da kaybettiğimiz canlar için üzgünüz. Bir bayram için yola çıkan evlere bugün maalesef acı düştü. Acılarını paylaşıyoruz. Allah hepsine gani gani rahmet eylesin. Kederli ailesine ve değerli dostlarına sabır diliyorum. Hayatın içinde her şey var maalesef. İşte güzel bir günde üzücü şeyler de duyuyoruz. Bugün emeğin ve yardımlaşmanın, dayanışmanın bayramı. Burada sadece emeği değil, kol kola girebilmenin de bir kutlamasını yapıyoruz. Bugün işçimizle birlikte olduk. Beraber bir öğle yemeğini yedikten sonra emekçimizle birlikte onların meydanda olan kutlamasına birlikte yürüyeceğiz. Onlarla birlikte olacağız. Biz her zaman emeğin alın terinden yana olan bir düşünceden, siyasi düşünceden gelmemiz nedeniyle onlara kulak vermeye çalıştık. İlk 5 yılımızda onların talepleri olan bazı hakların verilebilmesi için sendikal hak mücadelelerinde onlarla birlikte olabildiğimizin somut göstergesini ortaya koyabilmek için onların sendikalaşmasını ve sendikal hakların neticesinde bir takım hakları alabilmesinin önünü açtık. Biz eşit işe, eşit maaş, eşit ücret ilkesiyle devam edeceğiz. Ve bizim Sayın Genel Başkanımızın da söylediği gibi Cumhuriyet Halk Partili belediyelerde askeri ücretin tüm diğer çalışma koşullarından daha iyi yapılacağını ve işçimizin, emekçimizin yanında olmamız gerektiğinin bilinciyle işçimizin, emekçimizin yanındayız. Belki bir 5 yılda bunun maliyeti bize bir projeyi yapamamak olsa bile eğer evine mutlu giden işçi, eğer evine mutlu gidemeyen işçi varsa bizim yapacağımız hiçbir proje bizi mutlu etmeyecektir. O yüzden emekçimizin, işçimizin 1 Mayıs Emekçi ve Dayanışma Bayramı'nı tekrar kutluyorum. Nice 1 Mayıs'lara diyorum. Teşekkür ederim.
Ve vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşuna akabinde İstiklal Marşı'nı söylemeye davet ediyorum.